Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle fox eye makyajı yapacağız. Sanki yüzünüze botoks yaptırmışsınız da gözleriniz böyle çekik duruyormuş gibi olacak. Fazla tutmuyorum. Hemen başlayalım o zaman. Ben ilk önce nemlendiricimi sürüyorum. Sonra üstüne transparan pudra süreceğim ki üstüne fondötenimi sürdüğümde daha porselen gibi bir yüzüm olsun. Bu arada sesimin kusuruna bakmayın, hafif kısıldı. Şimdi transparan pudramı alıyorum. Ve çok olmayacak şekilde, hafif bir şekilde azar azar tüm yüzüme sürüyorum. Daha sonra yüzüme setting spray'imi sıkıyorum. Kaşlarıma geçiyorum. Bugün kaşlarımı biraz daha dağınık göstermek istediğim için ben Soap Brows'ın kaş sabitleyicisini kullanacağım. Sonra kaşlarımı terse doğru tarıyorum. Ve daha sonra İstediğim gibi şekillendiriyorum yukarıya doğru. Kurumasını bekliyorum. Maybelline'in Tattoo Studio adlı ucunda 3 tane tarak gibi kalemi olan kaş boyasını alıyorum. Ve birkaç çizik atıyorum. Kapatıcıyla altlarından çizgi atacağım ki daha belirgin gözüksünler. İyice yaydıktan sonra kapatıcıyla da bir taktik kullanacağım için ilk önce çok hafif bir şekilde gözlerimin altına kapatıcı sürüyorum. Çok az. Ve iyice yaydıktan sonra fondötenimi alıyorum. Dudaklarıma bir nemlendirici sürüyorum ki çatlakları ben makyajı bitirene kadar gitsin. Göz makyajıma geçiyorum. Bobbi Brown'ın 14 numaralı göz farını alıyorum. Ve sadece gözümün kıvrıldığı yere uyguluyorum. İyice emin olduktan sonra Flormar'ın Stars Baked Eyeshadow bunun altın rengini alıyorum ve küçük bir fırçayla göz kapaklarımın üstüne sürüyorum. Bu şekilde Absolute New York'un Shimmer rengini biraz daha köşelere gölgelendirme yapmak için kullanıyorum. Sonra üst göz kapaklarımın içine kalemi süreceğim. Eyeliner süreceğim. Ben Farmasi'nin eyelinerını kullanıyorum. Kalem eyeliner. Takma kirpiklerimi alıyorum ve
bitim kısımlarını kesiyorum. Diğerini de eşit şekilde yapıyorum. Bu şekilde. Daha sonra yapıştırırken ortadan direkt kirpiğimin üstüne değil de biraz üst kısma doğru yapıştıracağım. Bu şekilde. Gördüğünüz üzere şurada bir boşluk var kirpiğimle. Sonra eyeliner'ımı tekrar alıp o boşluğu dolduruyorum. İyice doldurduktan sonra gördüğünüz üzere gözlerim hafif bir şekilde çekilmeye başladı zaten. Şimdi kapatıcı taktiğimi kullanacağım. Sadece şuraya ve şu şekilde yapıyorum. İyice yaydıktan sonra eyeliner'ımı tekrar alıyorum ve şu uç kısımlara küçük bir çizgi atacağım. Yüz makyajıma geçebilirim. Ben Absolute New York'un Pro Contour paletini kullanıyorum. Allığımı sürüyorum. Ben H&M'in Make Me Blush allığını kullanıyorum. Hafif pembelik versin diye. Ama çok hafif alıyorum ki çok pembe olmayayım. Ve sadece burnumun üstüne ve yanaklarımın üstüne sürüyorum. Şu kısma. Hafif çeneme. Ve alnıma. Daha sonra maskaramı alıyorum. Ben Sephora'nın Lashcraft Heavy Doll maskarasını kullanıyorum. Küçük uçlu bir fırça yardımıyla hafif bir şekilde kapatıcı alıp alt göz kapaklarımın iç kısmına sürüyorum. Daha sonra tekrar paletimden beyazımı alıp tekrar göz alt kapaklarımın içine sürüyorum. Highlighter'ımı alıyorum. Ben MAC'in Soft and Gentle highlighter'ını kullanıyorum. Dudaklarımı yapıyorum. Ben MAC'in Cafe Au Chic rengindeki mat rujunu kullanacağım. Ama sadece dudaklarımın kenarlarına. Bu şekilde ve ortaya yanlara
çizik atıyorum. Avon'un nude renklerinden French Toast rengini alıyorum. Ve sonra bir adet peçeteyi alıp bu hareketi yapıyorum. Dudaklarım daha pump gözüksün diye kontür yapıyorum. Şöyle ince bir fırça yardımıyla. Son taktiğimi uyguluyorum. Şuradaki saçlarımı alarak gördüğünüz üzere çektiğim zaman daha botokslu bir yüzüm varmış gibi duruyor. Bunları alıp saçlarımın altından ve gördüğünüz üzere gözükmüyor. Aslında buradan bağlı. Ve son olarak fixing spray'imi sıkıyorum. Ben Revolution'unkini kullanıyorum. Evet arkadaşlar, makyajım bu kadardı. Beğendiyseniz abone olup beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Bu hafta tekrar plastik makyaj videosuyla sizlerle olacağım. Hoşça kalın.